Adolf Hitler. Bu ismi duyunca gözümüzün önünde bazı sahneler beliriyor. 1 milyon civarında insanın katledildiği toplama kampları, gezegenin şimdiye kadar gördüğü en büyük savaş, coşkuyla yapılan ateşli konuşmalar, tarihin gördüğü en büyük mitingler ve Berlin'in yıkık dökük görüntüsü. Bunların hepsi ister istemez insanın aklına Adolf Hitler'i getiriyor. Bazılarınızsa onu şu çizimlerle hatırlıyor olabilir. Bu çizimler Adolf'un gençlik yıllarından, ressam olmayı istediği döneme aitler. Peki nasıl oldu da ressam olmayı gönülden arzulayan genç Adolf, 20. yüzyılın en güçlü ve kötü şöhretli diktatörlerinden biri haline geldi? Başarısının ve acımasızlığının ardında yatan sebepler nelerdi? Bunların hepsini cevaplamak için Hitler'in doğumundan itibaren hayatında bir yolculuğa çıkarak onun iktidara yükselişindeki kritik noktalara ve düşünce yapısını değiştiren olaylara yakından bakacağız. Şimdi hazırsak başlayabiliriz. Adolf Hitler 20 Nisan 1899'da Avusturya Macaristan'ın Braunau am Inn kasabasında dünyaya geldi. Babası bir gümrük memuruydu. Adolf'un ondan önce doğan 3 kardeşi bebekken geçirdikleri rahatsızlıklar sonucu ölmüştü. Annesi Clara, Adolf'un da hastalanarak ölmemesi için onu üzerine titreyerek büyüttü. Hitler 10 yaşına geldiğinde bu kez 6 yaşındaki kardeşi Edmund kızamık nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kayıp Hitler'i derinden etkilemişti. Bu andan itibaren hüzünlü ve içine kapanık bir çocuğa dönüştü. Derslerine olan ilgisini kaybetti ve disiplinsiz tavırlar sergilemeye başladı. Hitler'in bu hareketleri babası tarafından fiziksel şiddet görmesine sebep oluyordu. Bu durum 14 yaşında babasını kaybedinceye dek devam etti. Babasının ölümünün ardından genç Adolf okulu bıraktı ve öncelikle birkaç ufak çaplı işte çalıştı. 18 yaşına geldiğinde ise ressam olma hayaliyle Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvuruda bulundu. Ancak bu başvuru onun için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Yeteneğinin yeterli düzeyde olmadığı gerekçesiyle akademiye kabul edilmemişti. Bundan bir süre sonra annesi göğüs kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. ...1908'de bir kez daha başvurduğu akademinin onu yeniden reddetmesiyle kendisini son umutlarını da yitirmiş bir şekilde tamamen parasız ve dayanaksız kalmış durumda buldu. Bu dönemde Hitler Viyana'daki bekar evlerinde ve belediye yurtlarında kalıyor, çizdiği manzara resimlerini dükkanlara ve turistlere satarak geçinmeye çalışıyordu. Viyana'da geçirdiği bu zaman diliminde Yahudileri ilk kez yakından tanıma fırsatı buldu. O döneme kadar Yahudilerle ilgili bildiği tek şey onların farklı bir dine mensup olduklarıydı. Yahudilerin sırf dinleri yüzünden hor görüldüklerini düşünüyor ve Almanlar tarafından dışlanmalarını anlamsız buluyordu. Ancak Viyana'da geçirdiği zaman boyunca Hitler'in Yahudiler hakkındaki düşünceleri değişecekti. Kaleme aldığı Kavgam adlı kitabında anlattığına göre ne zaman bir tiyatro gösterisi veya bir müzik abartılsa o eserin Yahudi yapımı olduğunu görüyordu. Bunu abartanlar da yine Yahudilerdi. Birçok alanı ele geçirdiklerinden birbirlerini kayırarak Almanların önüne geçiyorlardı. Hitler'in Güzel Sanatlar Akademisi tarafından reddedilmesinin de bu döneme denk gelmesi onun içinde önü alınamaz bir Yahudi düşmanlığının oluşmasına sebep olmuştu. Hitler'in rahatsızlık duyduğu şey yalnızca Yahudiler de değildi. Siyasi görüşünün şekillenmeye başladığı gençlik yıllarında Avusturya Macaristan'ın çok uluslu yapısından da rahatsız olmaya başlamıştı. Ona göre bu kadar çok etnik unsur barındıran bir devlet er ya da geç yıkılmaya mahkumdu. Hitler Viyana'da umduğunu bulamamıştı. Bu nedenle yeni fırsatlar aramak için babasından kalan son birikimi de kullanarak Mayıs 1913'te Almanya'nın Münih kentine gitti.
burada bir yıl boyunca yaptığı resimleri satarak geçinmeye çalıştı. 28 Haziran 1914 günü Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Franz Ferdinand, Saraybosna'yı ziyareti sırasında bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından öldürüldü. Bu suikast, Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a savaş açmasına sebep oldu. Sırbistan'ın Avusturya-Macaristan tarafından ilhak edilmesini istemeyen Rusya'nın Avusturya'ya savaş açmasının ardından Almanya'da savaşa girdi. Fransa ve İngiltere'nin de dahil olmasıyla Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Bu savaş Hitler'in yükselişini başlatan olaylar zincirinin ilk halkasıydı. Hitler hiç vakit kaybetmeden gönüllü olarak Alman ordusuna katıldı. Birçok askerin aksine zorlu koşullardan şikayetçi değildi. Viyana ve Münih'te yaşadığı kimsesiz ve yoksul yaşamından sonra hayatı ilk defa anlamlı bir hal almıştı. Canla başla savaşıyordu. Ekim 1916'da Somme Muharebesi'nde bacağından yaralanmış ve tedaviye alınmıştı. Tedavinin ardından Mart 1917'de cepheye geri döndü. 15 Ekim 1918'de İpres yakınlarında İngilizler tarafından tertiplenen zehirli gaz saldırısında geçici körlük yaşayıp yine hastaneye kaldırılmıştı. İyileşmeye başladığı dönemde ise Almanya'nın teslim olduğu haberini aldı. Bu haber onu çok öfkelendirmişti. Ateşkes imzalandığında Almanya hala düşman topraklarındaydı ve bu durumda teslim olmayı mantıksız buluyordu. Birçok Alman milliyetçisi gibi o da Almanya'nın cephede değil, masada yenildiğini ve hainler tarafından komploya uğradığını düşünüyordu. Savaştan sonra Münih'e dönen Hitler, burada askeri personel olarak ordu adına siyasi ajanlık yapmaya başladı. Alman hükümeti, savaş sonrasında ortaya çıkan aşırı sağcı partileri kendisine tehdit olarak görüyordu. Bu sebeple birçok ajan bu toplantıları izlemekle görevlendirilmişti. Hitler de bu ajanlardan biri olarak 1919 Eylül'ünde Alman İşçi Partisi'nin toplantılarını izlemeye başladı. Ancak bu görev umulmadık bir sonuç doğurdu. Hitler bu partinin görüşlerini kendisine yakın görmeye başladı. Alman İşçi Partisi de onun gibi milliyetçilik temeline dayalı bir sosyalizm fikrini benimsiyordu. İzlemeye gittiği her toplantıda Hitler'in partiye olan ilgisi daha da artmaya başladı. 12 Eylül 1919'da yapılan bir parti toplantısında Baumann adlı bir seyirci, Bavyera'nın Almanya'dan ayrılıp Avusturya ile birleşmesi gerektiğini söyledi. Hitler bu sözlere çok öfkelendi ve ayağa kalkarak adamı azarladı. Kendine has bir hitabet yeteneği vardı. Konuşmaya başladığında herkes susuyor, ağzından çıkacak kelimeler pür dikkat bir şekilde dinleniyordu. Hitler'in aşağılayıcı sözleri karşısında küçük duruma düşen Baumann, toplantıyı terk etmek zorunda kalmıştı. Partinin kurucularından Anton Drexler, Hitler'in tartışmayı kazanmasından oldukça etkilenmişti. Bu yüzden onu partiye üye olmaya davet etti. Hali hazırda parti görüşlerine kendini yakın hisseden Hitler, bu daveti kabul etti ve Alman İşçi Partisi'nin az sayıda üyesinden biri haline geldi. Normalde askeri personellerin siyasi partilere katılma hakkı yoktu. Fakat Hitler'e parti yönetiminde yükselerek görevini daha başarılı bir şekilde sürdürebileceği düşüncesiyle özel bir izin verilmişti. Fakat yetkililer Hitler'in amacının gammazcılık olmadığını henüz bilmiyorlardı. Hitler aslında bu küçük partinin yükselişine öncülük ederek siyasi alanda yükselmek istiyordu. Partiye üye olduktan kısa bir süre sonra Mart 1920'de ordudan istifa etti ve tüm zamanını siyasi kariyerine ayırmaya başladı. Aynı yıl içerisinde partinin propagandasından sorumlu kişi haline getirildi. Bundan sonra ilk iş olarak partinin adını Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirdi. Parti üyeleri ise zaman içinde Naziler olarak anılmaya başlanacaktı. 1920 Almanya'sında Nazi Partisi gibi aşırılık yanlısı partilerin gelişmesi için gereken tüm koşullar mevcuttu. Savaşın kaybedilmesine ve ekonomik sorunlara duyulan öfke, ülkede yoğun bir huzursuzluğa sebep olmuştu.
Hitler ise bu krizi partisi adına bir fırsata çevirmeyi düşünüyordu. O zamana kadar nasyonal sosyalistler küçük barlarda ufak kitlelere hitap etmişlerdi. Ancak Hitler'in konuşmaları muazzam bir ilgi çekiyordu. Kısa süre içerisinde bu toplantılara binlerce kişi katılır hale geldi. Onun vaatleri dinleyiciler tarafından ilgiyle dinleniyor, destekçilerinin sayısı her geçen gün artıyordu. Hitler bu sayede kısa süre içerisinde partinin en popüler üyesi oldu. 1921 yılının Haziran ayında partinin yürütme komitesi üyeleri Nürnberg merkezli Alman Sosyalist Partisi ile birleşmek istediler. Fakat Hitler bu birleşmeyi asla kabul etmeyeceğini açıkladı ve öfkeli bir şekilde partiden istifa etti. Komite üyeleri partinin popülerleşmesindeki en önemli figür olan Hitler'in istifasının partinin sonu olacağını biliyorlardı. Bu yüzden onu ikna etmek için hemen çalışmalara başladılar. Hitler eline büyük bir fırsat geçtiğinin farkındaydı. Kartları doğru oynarsa yükselmesi işten bile değildi. Bu nedenle komite üyelerine Anton Drexler yerine parti lideri yapılırsa istifasını geri çekeceğini söyledi. Netice olarak teklifi kabul edildi ve Adolf 29 Temmuz 1921'de partinin lideri oldu. Şimdi sıra daha büyük ölçekli siyasi atılımlar yapmaya gelmişti. Almanya 1. Dünya Savaşı'nı kaybettiğinde imzalanan Versay Anlaşması'yla Alman ordusunun mevcudunun 100 bin askerle sınırlandırılması kararlaştırılmıştı. Bu karar birçok askeri işsiz bıraktı. Bu askerlerin bir kısmı Nazi Partisi'ne katılmıştı. İşte bu askerlerden biri de Ernst Röhm isimli bir subaydı. Röhm, kendisiyle beraber partiye katılan eski askerleri 1921 yılında fırtına bölüğü anlamına gelen Sturmabteilung adı altında yeniden teşkilatlandırarak Hitler'e bağlı müstakil bir ordu oluşturdu. Bu ordu kısaca SA olarak anılıyordu. Bu birliğin üyeleri parti toplantılarında güvenlik sağlamakla ve gerektiğinde rakip parti mensuplarını korkutmakla görevlendirildi. 1922 yılının Ekim ayında Benito Mussolini, Kara Gömlekliler adı verilen milis birlikleriyle beraber Napoli'den yola çıkarak Roma'ya kadar yürümüş ve hiçbir direnişle karşılaşmadan iktidarı ele geçirmişti. Hitler Mussolini'nin İtalya'da yaptığını Almanya'da yapmak istiyordu. O dönemde Nazi Partisi'nin merkezi olan Baviera'da gücü elinde bulunduran 3 isim vardı. Bu 3 kişi yüksek yetkilerle donatılmıştı. Eyalet Komiseri Gustav von Kahr, Baviera Eyalet Polisi Başkanı Albay Hans Ritter ve General Otto von Lossow. 8 Kasım 1923'te Baviera'nın en büyük biranelerinden biri olan Bürgerbräu Keller'de Baviera Eyalet Komiseri Gustav von Kahr büyük bir topluluğa konuşma yapıyordu. Hitler kendine bağlı SA birlikleriyle beraber biraneyi bastı ve Baviera'nın 3 önemli yöneticisini kendisine katılmaya zorladı. Hazır böyle bir topluluğu bulmuşken karşısında bulunan kalabalığa karşı da bir konuşma yaptı. Kısa süre içerisinde herkesi etkilemeyi başarmıştı. Biranenin içinde kulakları sağır eden bir alkış koptu. Tezahüratlar ve coşku her zamankinden daha yüksekti. Tüm bunlar Hitler'in yapacağı darbenin başarılı olacağının sinyalleriydi. Arkasına aldığı bu güçle birlikte önce Münih'in kontrolünü sağlayacak, ardından da Berlin'e doğru hareket edecekti. Bu yürüyüş sırasında ordunun ve polisin kendisine destek vereceğini düşünüyordu. 9 Kasım sabahı Hitler, 3000 kişiden oluşan destekçileriyle beraber Münih şehrinin merkezine doğru yürümeye başladı. Grup, şehir merkezindeki Baviera Savunma Bakanlığı civarına kadar sorunsuz ilerledi. Ancak buraya ulaştıklarında 100 kadar polis tarafından önleri kesildi. Çıkan çatışmada 16 Nazi ve 4 polis hayatını kaybetti. Bu çatışma sırasında Hitler de yaralanmış ancak kaçmayı başarmıştı. Fakat bu kaçış ona yalnızca 2 gün kazandırmıştı. 2 gün sonra tutuklanarak hapse atıldı.
çıkarıldığı duruşmada sakin ve yumuşak bir ses tonuyla yaptığı konuşmasında halkı kurtarmak için cesur bir eylem gerçekleştirmek zorunda olduğunu vurguladı. Yargıçların önünde aslında tarihin en iyi konuşmacılarından biri vardı. Bu durum ister istemez sonuca etki etti ve vatana ihanetten yargılanan Hitler sadece 5 yıl ceza aldı. Cezasının yaklaşık 9 ayını yattıktan sonra ise 20 Aralık 1924'te serbest bırakıldı. Hitler hapishanedeyken Alman İşçi Partisi 7 Aralık 1924 seçimlerinde %3 oy alarak mecliste 14 sandalye elde etmişti. Bu dönemde savaşın yıkıcı etkilerinin yavaş yavaş azalmaya başlamasıyla birlikte Alman ekonomisi istikrar kazanmaya başlamıştı. Bu tür yeni gelişmeler Nazi Partisi'nin yükselişini sekteye uğrattı. 20 Mayıs 1928'de yapılan seçimlerde partinin oyu düşmüştü. %2.6 oranında oy alarak mecliste yalnızca 12 sandalye elde edebilmişlerdi. Ancak ertesi sene, yani 1929 yılında Amerika'da Büyük Buhran adı verilen ekonomik krizin patlak vermesiyle parti yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Kriz tüm dünyada olduğu gibi Almanya için de kötü sonuçlar doğurmuştu. Savaş tazminatlarını ödemeye çalışan Almanya'da işsizlik ve yoksulluk bir anda tavan yapmıştı. Bu ortam Nazi Partisi'ne seçmen kitlesini arttırma imkanı sundu. Bu dönemde Hitler ekonomik krizi fırsat bilerek bir propaganda kampanyası başlattı. Hitler'in fikirleri hem yoksul halk hem de sosyalistlerin yükselişinden çekinen sanayicilerin dikkatini çekmişti. Birçok iş insanı maddi açıdan Nazi Partisi'ni desteklemeye başlamış ve Hitler'in daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamışlardı. Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi 14 Eylül 1930 seçimlerinde ilk büyük seçim başarısını elde ederek oyların %18.3'ünü topladı ve parlamentoda bulunan milletvekili sayısını 12'den 107'ye çıkardı. Bu Nazi Partisi için olağanüstü bir başarıydı. Ancak bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu henüz kimse bilmiyordu. Belki de Hitler'i bunun dışında tutmak gerekir. Çünkü onun sıradaki hedefi Cumhurbaşkanı seçilmekti. 10 Mayıs 1932'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hitler %36.8 oranında oy alarak büyük bir başarıya imza attı. Fakat seçimi oyların %53'ünü alan rakibi Hindenburg kazanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Haziran ve Kasım aylarında yapılan iki genel seçimde ise hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamadı. Buna karşılık Naziler Haziran seçimlerinde 230 sandalye ve Kasım seçimlerinde 196 sandalye elde ederek iki seçimde de parlamentoda en çok sandalyesi bulunan parti olmuştu. Hitler bu gücünü kullanarak Cumhurbaşkanı Hindenburg'a kendisini şansölye olarak atamasını teklif etti. Hindenburg, Hitler'i kullanarak aşırı sağcı kitleleri kontrolde tutabileceğini düşündüğü için bu teklifi kabul etti ve 30 Ocak 1933 günü yapılan törenle Hitler şansölye ilan edildi. Hitler'in şansölye seçilmesinden kısa bir süre sonra 27 Şubat 1933 akşamında Alman parlamentosunda bir yangın çıktı. Hitler yangını komünistlerin çıkardığını iddia ederek bu durumu yetkilerini arttırmak için bir bahane olarak kullandı. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Hindenburg'a anayasanın kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddelerini ortadan kaldıran bir kararname imzalattı. Bu kararname ile Nazi ve Alman Ulusal Halk Partisi dışındaki tüm partilerin yayınları ve seçim çalışmaları durduruldu. Bu şartlar altında Mart 1933'te gerçekleşen seçimlerde Hitler'in liderliğindeki Nazi Partisi %43.9 oy alarak 288 sandalye ile parlamentodaki en yüksek sandalye sayısını elde etti. Ancak mecliste çoğunluk için 324 sandalye gerekiyordu. Bu yüzden Hitler Alman Ulusal Halk Partisi ile bir koalisyon kurdu. 23 Mart 1933'te meclise sunduğu yetki kanunuyla parlamentonun tüm yetkilerini 4 yıl süreyle kabineye devretti ve parlamentonun çalışmalarını bu süre boyunca askıya aldı. Böyle bir kanunun uygulamaya konulması için parlamentoda 3'te 2 oranında çoğunluk sağlanması gerekiyordu.
Hitler bunu sağlamak için 81 komünist vekili oylamadan önce gözaltına aldırdı ve oylama günü parlamento SA birlikleri tarafından kuşatılarak bazı sosyal demokrat vekiller içeri alınmadı. Böylece yeterli çoğunluk sağlandı ve yetki kanunu meclis oylamasından geçmiş oldu. Kanunun kabulünün ardından Hitler, Nazi Partisi dışında kalan tüm partileri yasakladı ve Nazi Partisi'ne bağlı olmayan tüm sendika, dernek ve kuruluşları kapattı. Almanya'da parlamenter demokrasi böylece sona erdi. Artık gerçek manada bir seçim yapılamayacak ve parlamento üyelerini Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi belirleyecekti. Böylece Hitler Almanya'nın mutlak hakimi oldu. Cumhurbaşkanı Hindenburg'un yetkileri ise sembolik boyutlara indirgendi. Hitler'in mutlak hakimiyetinin arttığı bu dönemde SA'nın lideri Ernst Röhm, Alman ordusunun SA tarafından yönetilmesi gerektiğini savunmaya başlamıştı. Üstelik Nazi Partisi'nin sosyalist tarafını da göstermesi gerektiğini söylüyordu. Yani ona göre büyük şirketler bir an önce devletleştirilmeliydi. Onun bu tutumu hem orduyu hem de sanayicileri tedirgin etmeye başlamıştı. Nihayetinde Hitler Röhm'ün söylemlerini kendisine bir tehdit olarak gördü ve SA'yı tasfiye etmesi gerektiğine karar verdi. Bu sebeple 29 Haziran 1934 gecesi kendisine muhalif diğer isimlerle birlikte Ernst Röhm'ü tutuklatarak kurşuna dizdirdi. Adına Uzun Bıçaklar Gecesi denilen bu olayın ardından yüzlerce üst düzey SA şefi katledildi. Hitler bir yandan ordunun desteğini arkasına alırken, diğer yandan otoritesine karşı tehdit oluşturmaya başlayan SA'dan da kurtulmuştu. Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra, 2 Ağustos 1934'te Cumhurbaşkanı Hindenburg'un hayatını kaybetmesinin ardından Hitler, Cumhurbaşkanlığı için bir referandum düzenledi. Referandum sonucunda %89 oranında evet oyuyla Hitler'in Cumhurbaşkanı olmasına ve bununla birlikte şansölyelik görevini sürdürmesine halk tarafından onay verilmişti. Böylece Hitler artık Almanya'nın yönetiminde tek söz sahibi haline geldi. İktidarı süresince Hitler Alman ekonomisinin yeniden canlanmasını sağladı. İktidara gelir gelmez başlattığı silahlanma hareketiyle, hastane ve okul inşaatlarıyla Alman işçileri için istihdam yarattı. Diğer dünya ülkelerinin krizle başa çıkmakta zorlandığı sırada Alman ekonomisi büyük bir hızla toparlanmaya başlamıştı. 1939'a gelindiğinde Hitler artık ülkenin iç meselelerini halletmiş, bu kez gözünü dışarı çevirmişti. Almanya önce Avusturya'yı, sonra ise Çekoslovakya'yı ilhak etti. Hitler hapisteyken yazdığı, Kavgam adlı kitabında anlattığı hedeflerini bir bir gerçekleştiriyordu. Kitabında yazdığı gibi amacı Alman birliğini sağlamaktı. Bir sonraki amacıysa ülke sınırlarını doğuya doğru genişleterek Alman ırkını buralara yerleştirmekti. Hitler bu amaçla Rusya ile bir ittifak kurdu ve 1 Eylül 1939'da Polonya'ya savaş ilan etti. Bu savaş 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olacak ve 80 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanacaktı. Hitler siyasi hayatında yaptığı her hamleyle daha zalim ve daha hırslı bir adam haline gelmişti ve en sonunda tarihin en büyük diktatörü haline geldi. Hitler'in yükselişini anlattığımız bu videomuzun sonuna geldik. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.